Evet, domates çorbası. Ahmet'i bekliyoruz. Ha, bütün kullanmış şimdi parça. A, tavuk eti mi bu? Kaşar. Ha, kaşar. Ben de kaşar biraz herhalde kalitede. Ben de pardon. Benimkine kaşar peynir koymayı unutmuş. Ha, kaşarlı domates. Hayır, unutmadım. Hayır, yok, bakın. Aa, siz karıştırın bakın. Özür dilerim, siz benim dolma tenceremi açtığınız zaman benim dikkatim dağıldı demek ki. Ondan dolayı oldu. Konsantrasyonumuz. Dolmayı açan kaşardan mahrum kalıyor. Böyle ya, kurallar. Hakikaten Derya Hanım, ben sizi çok dolu dizgin görüyorum bugün yani. Bir evet, biraz şey, dolu düzgünüm. Endişesi mi var acaba? Birinci evet. olamama gibi bir neyse, sona yaklaştık. Konuşacağız yani, İsmet Bey. Bilmiyorum, eksik aramamak lazım. Önemli olan eksik aramıyorum, çorbamda kaşar peyniri yoktu dedim, söylemeyeyim mi? Lezzeti ve tadını yorumlayacağız. Tabii ki yorumlayacağız. Ha, bir de şey, tatlı bağırıp çatalı burada misiniz? Duruyor. Şöyle önde durması ya gerekmez o... miydi? Neyin efendim? Arkadaşlar. Tatlı çatalının. İlla orada olacak diye bir kayda yok. Orada oluyor. Sonuçta hani içeriden dışarı doğru gittiğimiz için servis esnasında bak işte, o arkadaşınız en sağda. Olsun. Tercih meselesidir o. Ben ne dersem siz aksini söyleyeceksiniz sanırım. Bugün Ahmet Bey'in savunuculuğuna mı geldiniz? Hayır, kesinlikle hayır. Ben sadece direkt bir eksiklerden girince ondan merak ettim. Derya Hanım hep mutfağa gidiyor zaten. İsmet Bey'in evinde gitmediğine şaşırdık açıkçası. Yani çok titiz, her şeye böyle çok takılınmayacak şeylere kulp buluyor. O yüzden de biraz rahatsız edici. Mutfağı genel olarak toplayabilmişti. Telaşla bazı şeyler unutulmuştu. O da normal. Evet, buyurun, domates çorbası kaşarlı. Bu arada hemen seyircilerime de ufak bir açıklama yapayım. Zira ekranlarını bugün açan, bu hafta takip edememiş seyircilerimiz olur. Neden diğer yarışmacı yok diye. Diğer yarışmacımız Esma dün masayı terk etti. Dolayısıyla da otomatikman diskalifiye oldu. Maalesef kendisiyle ilgili pazartesiden beridir hem yarışmacıların hem de ekibimizin rahatsızlıkları vardı. Defalarca uyarmamıza, ikaz etmemize rağmen kibar kibar maalesef hem ekip elemanlarımıza, özellikle ulaştırma görevlileriyle maalesef çok haz etmediğimiz nahoş konuşmalar, hitaplarla elemanlarımıza o şekilde konuşması, masada hem formata hem bizlere hem de seyirciye saygı ve terbiye sınırlarını aşacak seviyeye geldiği için uyarılmıştı defalarca. Ama en son dün de uyardım kendisini, kayıt dışında da uyardım. Kaydı kestik, tekrar uyardım. Fakat maalesef kendisi uyarılmaktan da çok haz etmeyen bir insan. Dolayısıyla yer almamayı istedi. Biz de tabii ki gidebilirsin dedik ve dolayısıyla diskalif oldu. Puanları silindi. Yani bütün hafta kullandığı puanlar kale alınmayacak. Sizlerin ve benim verdiğim puanlar üzerinden bugün şampiyonumuzu belirleyeceğiz. İlk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Umarız son olur. Her şeyden önce size duyduğumuz saygıdan dolayı da bence en sağlıklı karar oldu her iki taraf için de. Dolayısıyla böyle bir durumumuz var ilk kez. Ama tabii ki herkesin birilerine karşı sorumluluğu var. Sizin bize, bizim kanalımıza bunun bir takım yasal yaptırımları olacaktır. Onu da belirtmek istiyoruz. Evet, buyurun, çorba ile ilgili ilk yorum seninle başlayalım Derya. Çok beğenemedim. Çok tuzsuz ve acı geldi bana. Bayağı tuzsuz. Suyu da çok kıvamlı değil. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Evet, İdil. Çok tuzsuz. Ben de katılıyorum Derya Hanım'a. Bana kıvamı çok sulu geldi. Ben biraz daha şey bekliyordum. Hani tok bekliyordum açıkçası. Domatesleri rendelemişsiniz zaten belli. Ben tane koydum. Blenderdan geçirmemiş. Evet, taneyi gördüm ama bir de şey yaptınız diye düşündüm. Rendelediniz diye düşündüm. Tadını domatesin o... Geliyor, tadı geliyor. Pembe ama, domates kullanmışsın galiba. Evet. Su baskın geliyor. Yani su tadı biraz bağlama daha konusunda herhalde bir sıkıntı oldu. Üstten bağlama yaptınız mı, yoksa direkt işte belki blenderdan geçirseydiniz biraz daha kıvamda olabilirdi Ahmet Bey. Evet. Unu az gelmiş. Evet. Benim için de yani çorbanın biraz tuzu az. Kıvam olarak arkadaşlarıma katılıyorum. Çok kötü diyemem, çok güzel de olmuş diyemem ama elinize sağlık ortada diyorum. Kalmış. Ortada kalmış. Çorbanın gibi değil, biliyorum. Ne sıkıntı yaşadın Ahmet çorbada? Suyu mu fazla kaçtı, unu mu az geldi? Suyunu biraz fazla koydum. Ha. Tuzunun da balansını çok ayarlayamadım. Ekstrem olarak orada kaya tuzuyla değirmen yaparsınız belki diye. Çünkü benim tabiatıma göre, yani yaptığım şeye göre, tuzu fazla olmasın, az olsun diye düşünürüm hep. Ama bu biraz tabii. Bir tık daha olabilirdi yani. Katılıyor. Peki bu kaşar peyniri neden erimedi acaba? Bu kaşar peyniri erimemesinin sebebi şundan dolayı, rendeledikten sonra şeye koydum. Ben ilk gördüm, tavuk eti mi koymuş? Dışarıda bekledi. Fırın üstüne koydum kaşar peyniri. Dışarıda bekledi. Normal kendi kendine de erimiş. Sıcakla beraber fırın üstüne kendi kendine şey yapmış. Anladım. Çünkü zamanla yarıştığımız için
Onun evet, zaman azizliğine uğramışsınız. Dün ama dediğiniz çok iyi anlıyorum abi. Peki. Aynı şeyleri. O tabağı mı verelim ara sıcaklar için? Yok hayır efendim. Böyle ben yeterli. Şöyle verin. Bir hayli çeşidim fazla sevgili Ahmet. Menin de uyumlu.